Türkiye'de yeni uygulanan Rus tekniğiyle dudak dolgusu yöntemi sayesinde hem daha doğal bir görüntüye sahip olunabiliyor hem de daha az acı hissediliyor. Ama bu yöntem mutlaka bir doktor tarafından uygulanıyor. Bu teknikle kenar hatları daha belirgin, özellikle kırmızı hattı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkartabiliyoruz. Yandan ve önden ördek bir görüntü oluşmuyor. Rus tekniğiyle dolgu işlemi sayesinde dudaklarda doğal bir görünüm elde ediliyor. Özellikle dudağın orta hattına yüzeysel, yelpaze şeklinde dokunuşlar yapıyoruz. Amacımız üst dudağı doğal bir şekilde yukarıya doğru kıvırmak, alt dudağı da kıvırarak aşağıya doğru şekillendirmek. Bu teknikte dudağın dış kısımlarına çoğunlukla çalışılmıyor. Genç dudaklarda çok daha güzel sonuçlar veriyor. Tabii ki dudağın dış kısmına bazı yaşlı, volümünü kaybetmiş dudaklarda ekleme yapmak zorunda kalabiliyoruz ama çoğunlukla orta hatta kalmaya gayret ediyoruz bu teknikte. Daha önce dolgu işlemi eğer uygulandıysa, Rus tekniğiyle uygulandıysa tekrar yapılabilir. Fakat farklı bir teknikle uygulandıysa o dolguyu eritmek gerekiyor. Çok ince dudaklarda, ip gibi dudaklarda daha çok volüm vermek amaçlı uygulamamız yapılması gerektiği için çoklu enjeksiyonlara ihtiyaç oluyor. 2 ya da 3 dolgu ikişer üçer ay arayla uygulamak gerekiyor. Dolgu işlemi sonrası sıcak su ve alkol gibi ödem artıracak durumlardan uzak durulmalı. Kalıcılığı ortalama bir sene kadar. İnce dudaklarda biraz önce de belirttiğim gibi 2 ya da 3 enjeksiyon ikişer üçer ay arayla tekrarlanabilir. Dolgu uygulaması mutlaka bir doktor tarafından yapılmalı. Anatomi bilgisine hakim doktorlar tarafından yapılmalı ki kalıcı bir hasar oluşmasın.